Sevgili kardeşlerim, bazıları diyor ki Kur'an ayetleri mealinden okunduğunda tam manasıyla anlaşılabilir. Bunun için bir bilene sormaya ve bilgiye ihtiyaç yoktu. Mehmet okuyan başta olmak üzere bir takım hocalar bunu iddia etmektedir. Peki bu doğru mudur? Eğer bu sözleri doğruysa bu kişiler televizyonlara çıkıp neden Kur'an'ı anlatıyorlar? Pekala sunucu da açıp okuyabilir. Bir hocaya neden ihtiyaç duyuluyor? Kur'an'ı anlamak için bir bilgiye ihtiyaç yoksa bu Mehmet okuyan ne diye 30 yıldır Kur'an'ı inceliyorum diye konuşuyor. Sadece okuma yazmayı bilmekle anlaşılabilecek bir kitabın 30 yıldır neyini inceliyor? Madem Kur'an'ı anlamak için bir ön bilgi gerekmiyor ve her şey Kur'an'da yazıldığı gibi anlaşılabilir o zaman bu zatlar doktor veya profesör ünvanlarını hangi bilgiden ötürü aldılar? Ya da Kur'an sadece mealden okumakla anlaşılıyorsa bunlar neden televizyonlarda tefsir dersleri yapıyor ve ciltlerle kitaplar yazıyorlar. Bu soruları daha fazla uzatabiliriz. Lafı fazla uzatmadan Mehmet Okuyan'ın 30 yılımı verdiğim dediği ama hala anlayamadığı Kur'an'a bir bakalım. Bakalım Allah Kur'an hakkında ne diyor? Ali İmran suresinin 7. ayetinde şöyle buyrulmuş. Estaizu billah Min ayatun muhkemat. O kitabın bir kısmı muhkem ayetlerdir. Yani manası açıkça anlaşılır. Hünne ümmül kitap. O muhkem ayetler kitabın anasıdır. Ve uharu müteşabihat diğer ayetler de müteşabi ayetlerdir. Fe emmellezine fi gulûbim zeygûn kalplerinde eğrilik olanlara gelince feyettebiuna ma teşabeh min ondan müteşabi olanların peşine düşerler. Niçin müteşabilerin peşine düşerler? Fitne çıkarmak için ve onun tevilini aramak için. Yani nefislerine göre izah etmek için. Ve ma ya'lemu tevilehu illallah. Halbuki onun izanı ancak Allah bilir ve gasihun fil il bir de ilimde gasih olanlar bilir. Neymiş? Bazı ayetlerin izanı ancak Allah bilirmiş. Bir de ilimde gasih olanlar yani yüksek bir ilim sahibi olanlar bilirmiş. Şimdi Allah diyor ki ilimde gasih değilsen yani yüksek bir ilmi yoksa bilemezsin. Allah böyle diyor. Onlarsa ilme gerek yok. Herkes anlar bilir diyorlar. Kimin dediğine inanacağız? Allah'ın mı? Bunların mı? Bunlar Kur'an'ı 30 yıl okuyup anlayamadığına göre bu bile bu ayetin bir mucizesi olmalı. Demek ilimde rasi olmadan 30 yıl bile yetmiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Bunlar bu soru cevap olarak evet bir olur diyorlar. Daha bunlara ne denir? Rabbim bu ümmeti bu kişilerin şerrinden muhafaza etsin. Amin.